Merhaba sevgili beyler ve sevgili hanımlar. Genelde videoların konularını sizlerin video altlarına yazdığınız sorulardan oluşturmaya gayret ediyorum. Çünkü ben bildiklerimi aktarmak istesem de aslında sizin hangi konuda sıkıntı çektiğiniz çok önemli. Kuru ciltten bahsederken, hassas ve kızarık ciltlerden bahsederken çok sıklıkla gündeme gelen bir konu vardı. Sık abdest alan hanımlar ve beylerin ciltlerinin zamanla çok kuru, kızarık ve gitgide pullanan ve acı veren bir yapıya dönüşmesi. Buna doğru dürüst bir bakım yapmazsak yahut birazdan bahsedeceğim o kötü sulardan ne bileyim suların hepsi hemen hemen kötü yani. Buranızı bozmak istemiyorum ama bunlardan korunmazsak ileride atopik cilde çevirmesi hatta rozeye yakın ciltlerin oluşmasına sebep olması. Tabii ki gençken önlem almakta fayda var. Şimdi yaşadığınız bölge çok önemli coğrafya. Yani soğuk bir yerde yaşıyorsanız iklim olarak bu sık klorlu suyla, musluk suyuyla temas eden ciltler üstüne bir de soğukla temas edince daha fena kuruyarak, daha fena kaşıntılı ve böyle pullanan bir yapıya kavuşuyorlar. Eğer daha sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, çok sık suyla temas ediyorsanız bu sefer yağ su dengesi iyice bozuluyor cildin ve kızarıklık ve kılcal damarlar başlıyor. Ne yapmak gerek? Şöyle, ilk önce abdest alırken lütfen sizden ricam yanınıza bir ibrik içerisinde, bir sürahi içerisinde, belki plastik bir pet şişe içerisinde içme suyu almanız. Yani musluk suyunu yüze, boyuna, kulaklara ve başa değdirmeyin. Oradan abdestinizi alın, ağza buruna çekerken de. Çünkü musluk sularının pH'ları 7'ye yakın, hatta 7'nin yukarısında. Halbuki bizim cildimizin 5,5'a ihtiyacı var. Bunun dışında şunu da izah etmem gerekiyor. Şimdi klorlu suyla cildi günde 5 kez temas ettirdiğinizde onun yüzeyindeki kendi ter ve suyundan oluşan bir koruyucu lipidik manto dediğimiz kendi koruyucu tabakası vardır. Bunu da bu kimyasalla beraber yok ediyoruz. Yeniden inşa edebilmesi için bu koruyucu tabakayı derinin 6 saate ihtiyacı var. Yani bu geçecek olan 6 saat boyunca korunmasız kalıyor. Dış etkileri de ve tekrardan üzerine süreceğiniz o klorlu ve klor değil sadece bir sürü kireç ve ağır metaller 50 bin tane katkı maddesi olan suyla temasında. Organlarımız yapıları gereği bizim alkaliktir. Elbette suların içerisine klor katılacak çünkü bakteriler var, dezenfeksiyon gerekiyor. Şehir bunu halk için sağlıklı hale getirmek üzere değişik filtrelerden şehir suları geçiriliyor. Ancak bu kimyasal organik maddelerle klor birleştiği zaman oksidasyon yaparak bize zararlı olan TMH'nin oluşmasına sebep oluyor. Dönüşümdeki oksidasyon hücre duvarında bulunan lipitlere saldırıyor ve enzimlere zarar veriyor. Yani cildimizi sürekli bu musluk suyuyla temas ettirmek sonucunda cildimizin kuruması, pullanması, alerjik hale gelmesi hatta kızarması bu sebeple. Peki ne yapmamız gerek? Şöyle söyleyeyim. Cildinizi de lütfen sabun temasını kesin. Yani yüzünüzü sabunlamayın. Hatta saçınızı şampuanladığınız zamanlarda bile yüzünüzü akıtmayın o şampuanın içerisinde. Sevmediğimiz kazıyıcı kimyasal köpükler oluyor. İkincisi, alkolsüz bir tonik veya termal sular var, spreyler. Yani kaynak sularını oluşturmuş. Bunlardan bir tane çantanıza atın. Yahut lavabonuzun kenarına koyun. Yahut sabah namazına kalktığınızda abdestinizi aldıktan sonra bundan fıs fıslayın cilde. O cilt üzerindeki pH'ı hem dengeleyecek hem sakinleştirecek. Namazınız bittikten sonra organik içerikli bir nemlendirici sürün. Bir sonraki abdeste kadar cildin o kendi tabakasını yeniden yapmak için haldır huldur çalışmasını engelleyecek, kendi kendine bir koruma tabakası edindiği için daha sakin kalacaktır cildiniz. Gece boyu, diyelim ki akşam saat 11'de yattınız. Uyumadan önce cildinize yine nemlendiriciniz sürün. Lütfen bunları organik olanlardan seçin. Kimyasalla zaten o kurumuş cildi fazla temas ettirmeyin. En azından sabah 5'e kadar cildiniz onarırken kendini sakinleşecekti. Peki ürünleri nasıl seçeyim derseniz
Hassas ve kızarık ciltler için olan ürünleri seçmeniz yeterli olacaktır. Ve lütfen de hani mümkünse organik seçin. Yani kimyasallı ürünlerden seçmeyin. Sıcak suyla banyo yapmayın ve sizden ricam. Zaten incelmiş ve hassaslaşmış, su sebebiyle hassaslaşmış bu cildin güneşle temasını limitleyin. Bu da ne demek? Bizim ülkemiz için konuşuyorum. Bizim ülkemizde Mart sonundan Ekim sonuna kadar yaklaşık güneş ışınları cilde dik geliyorlar. Yani hırpalayıcı etkisi, yakıcı etkisi, kurutucu etkisi çok daha fazla. Deri altında hasar veriyor, yaşlanmayı tetikliyor, o ayrı mesele ama farklı deri hastalıklarına da yol açabilir. O zaman ne yapıyoruz? Abdest alırken yanımıza lütfen bir ibrikle ya da bir plastik şişede içme suyu alıyoruz. Ağız, yüz, burun, ense, kafa ve kulak etrafını, yani şu bölgemizi lütfen o sudan kullanıyoruz. İki, gece yatarken mutlaka ya bir onarıcı yağ, doğal bir yağ, argan olabilir, bu kuşburnu çekirdeği yağ olabilir ya da bir organik nemlendirici krem kullanıyoruz. Bu krem lütfen hassas ciltler için olsun ve mümkünse kimyasalları size zarar vermeyenlerden olsun. Ve gündüzleri evden çıkarken lütfen güneş korumanızı kullanmayı unutmayın. Bu güneş korumasını da akşamları cidden çok iyi temizlemek gerekiyor. Yani Allah kabul etsin, namaz kılıyorsanız cildinizin perişan olması gerekmiyor. Ben iki tane sprey getirdim. Benim evde olanlar bunlar mı? Başkalarından da bulabilirsiniz. Bu Alore'nin Bone Fuzz City Protect'i. Şöyle göstereyim. Daha önce kullanmıştım. Bu ikinci şişem. Alkolsüz çok güzel bir sakinleştirici sprey. Bu da benim kendi ürettiğim. Özellikle abdest alan hanımlar ve beyler için iki çeşidini yaptım. Bu alkolsüz Seven Free dediğimiz, yani şu 7 tane zararlı kimyasalın bulunmadığı, ayrıca helal sertifikam var ve GMP var. Yani hassas cildi gün içerisinde yatıştırmak ve nemlendirmek için istediğiniz kadar fısfıslayabilirsiniz. Çantaya atılabilir, erkekler de kullanabilir, kadınlar da kullanabilir. Ama bundan ulaşamazsanız, aşağıya linklerini koyacağım yine bu ürünlerin. Başka alkolsüz tonikler ve termal suları da size aşağıdaki kutucuğun içerisinde yazacağım. Bunlardan çantanızda bulundurun. Gündüz güneş kremi olsa bile suratınızda, bundan sıkmanız hem sakinleştirecek hem derinin o bir sonraki su temasına kadar daha sağlıklı bir koruyucu mantı oluşturmasına yardımcı olacaktır. Başka bir şey yok. Allah kabul etsin.